I say once to the Bayside, I come alive when a light dies. Overcast where we inside. DuX kanalından hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlere bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları nasıl temizleyebileceğinizi göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet, ilk olarak benim verdiğim klasöre giriyorsunuz ve burada bakın 3 tane dosya var. Şimdi ilk burada dosya temizleyici, bunu açacaksınız. Ve bunu hemen açtığınızda şöyle şuraya getireyim, ben şöyle küçülteyim birazdan. Evet, burada 1 ve 2 var. Şimdi ilk önce 1'e basıp buraya 1 yazıp yani 1 tuşuna basıp enter'a basacaksınız ve bekleyeceksiniz. Ve sizin karşınıza 3 tane klasör gelecek, bakın. 3 tane klasör geldi gördüğünüz gibi. Burada bir şey sorabilir sizde. Devam falan basacaksınız orada. Ben de şu an sormadı. Her neyse, bakın burada hemen bunun hepsini seçip CTRL A ile sağ tık sil yapıyorum veya delete'e basarak da silebilirim. Buna da işaretleyip atlayacağım. Ve burada silinecek bir şeyim yok çünkü zaten temizlemiştim ben burayı. Buraya da aynı şekilde silinecek bir şey yok. Sonra aynı zamanda geri dönüşümden de silmeyi unutmayın. Hatta şöyle hemen geri dönüşümden de sil. Sağ tık geri dönüşümü boşalt. Evet'e tıklayacaksınız. Geri dönüşümü de boşaltacaksınız. Sonra buraya geleceksiniz yine. Bir tuşa basın diyor. Bir tuşa basacaksınız. Sonra 2. Buraya 2 yapacaksınız. Bakın disk temizleme için 2'ye basmanız gerektiğini söylüyor. Enter'a basıyorsunuz. Ve burada bakın şu Windows işaretli olan disk gelecek. Bu seçili olacak yani burada sizde. Tamam basacaksınız. Ve burada bakın bunların hepsini işaretlerseniz çok fazla dosya alanı oluşur sizde. Ama ben buradan bir tek indirilenler klasörünü eklemiyorum. Çünkü indirilenler klasörü benim işime yarayacak. Hani onun içindeki dosyaların silinmesini istemiyorum. Diğerleri hepsi tamamen gereksiz şeyler. Ve burada gördüğünüz gibi bu şekilde işaretliyorsunuz. Tamam basıp dosyaları sildiğiniz zaman dosyalar silinmeye başlıyor. Bunu bekliyorsunuz bu şekilde. Evet, silindi. Şimdi buradan bir tuşa basın diyor. Basıyorsunuz. Bu sefer yine 2 yazıp bir daha enter'a basıyorsunuz. Bir daha aynı şey açılacak. Yine tamam basıyorsunuz bu şekilde. Şimdi burada bu sefer sol alttaki sistem dosyalarını temizleme var. Bakın buna tıklayacaksınız. Bu sefer tamam diyeceksiniz. Bekliyorsunuz. Evet, açıldı. Şimdi burada daha fazla dosya çıkabilir sizde. Yani daha fazla boyut. Şu an 11 MB diyor bende. Çünkü ben sildim buraları temizlediğim için. Burada yine indirilenler klasörünü işaretlemedim ben. Siz isterseniz işaretleyebilirsiniz. Gereksiz bir şeyse tamamen indirilenler klasörü, her neyse. Bu şekilde işaretleyip tamam dediğiniz zaman burada sizde daha fazla dosya oluşabilir. Çünkü burası Windows'un güncellemelerinin artık dosyalarının saklandığı yerde var. O yüzden dosyaları siyah bastığınız zaman bu şekilde burayı da hemen siliyorsunuz, bekliyorsunuz. Ve burada da bir tuşa basın diyor. Bir daha tuşa bastığınız zaman bu şekilde sizi ana ekrana atıyor ve bunu kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde Windows'un gereksiz dosyalarını temizlemiş oluyorsunuz. Windows'un arayüz yerine geliyorum. Buraya bilgisayar yazdığım zaman bu bilgisayara giriyorum. Ya şu an masaüstünüzde varsa bu şekilde girebilirsiniz buradan. Girdiğimiz zaman burada yerel disk C, yani Windows işaretli olan diske sağ tık yapıyorsunuz. Özelliklere geliyorsunuz. Ve burada araçlar kısmına geliyorsunuz. Ve burada hata denetim var. Buradan diskinizi denetleye basıyorsunuz. Yani diskinizi denetlemek için denetleye basıyorsunuz. Sürücüyü tara diyorsunuz. Ve bekliyorsunuz. Şu an sürücünüzü tarıyor. Bu bilgisayar hızınıza göre değişebilir. Benim bilgisayarım biraz daha hızlı olduğu için çok fazla şurada süre göstermiyor. Evet, şu anda da taradı zaten. Başarılı bir şekilde taradı. Hiçbir hata bulunmadı yazıyor. O yüzden şu an bir hata yok. Eğer burada bir hata bulursa büyük ihtimalle diskiniz bozuktur. O yüzden diskinizi değiştirmenizi öneririm. Buradan kapata basın o şekilde. Sonra en iyi duruma getir var burada. Buna basıyorsunuz. Ve burada C diskinize ilk önce en iyi duruma getir diyorsunuz. Ve şu an tamam dedi ve şu an en iyi duruma getirdi. Bu bilgisayar hızınıza göre değişir. Ve burada hard diskim var benim. Yani 2 tane diskim var. Sizde burada kaç tane diskiniz varsa onun hepsini en iyi duruma getirin. Ben buradan bunu da en iyi duruma getir dediğim zaman şu an birleştirildi diyor. Birleştirmeye başladı. Bu bilgisayar hızınıza göre değişebilir. Ama ben bunu beklemeyeceğim. O şekilde diskinizi en iyi şekilde kullanırsınız. Windows'un arama yerine geliyorsunuz. Buraya %local app data %100 yazıyorsunuz. Aynen şu an videoda göründüğü gibi. Ben şu an kopyaladığım için direkt yapıştırdım. Şu an videoda göründüğü gibi yazıp enter'a basıyorsunuz. Ve burada eğer Spotify kullanıyorsunuz, yani şu şarkı dinleme uygulamasını kullanıyorsanız, burada Spotify'ın sesini bulmak için hemen buldum. Burada Spotify var. Buna işine giriyorsunuz ve data'ya giriyorsunuz. Ve burada bakın Spotify'ın
bir sürü gereksiz dosyası var. Şimdi bunların hepsini Ctrl A ile seçiyorsunuz ve delete'e basıp ya da sağ tık sil de yapabilirsiniz ve siliyorsunuz. Bu şekilde temizleyip sonra geri dönüşümden de aynı şekilde siliyorsunuz. Windows'un arama yerine geliyorsunuz buraya. Bilgisayar yazdığınız zaman bu bilgisayar çıkıyor. Buna giriyorsunuz ve burada yerel disk C var. Bunun içine giriyorsunuz ve bunun içine girdiğiniz zaman şurada sağ üstte ara var. Buraya bakın. Boyut yazıyorsunuz. Bakın şu an mouse çekeyim. İki nokta üst üste koyuyorsunuz ve dev boyutta yazıyorsunuz ve enter'a tıklıyorsunuz. Şu an üzerinde çalışılıyor diyor. Bekliyorsunuz burayı. Evet, aramanızla eşleşen öğe yok dedi şu an. Siz de eğer burada varsa ve bilmediğiniz bir dosyaysa silmeyin, ama bildiğiniz bir dosyaysa, hani böyle saçma sapan, bakın hani araştırın. Eğer saçma sapan bir dosyaysa silebilirsiniz. Şu an benim dev boyutta bir dosyam yokmuş, o yüzden diskim temiz durumda şu an. Benim verdiğim kutusuna giriyorsunuz ve burada CC Trail Setup var. Bunu iki kere tıklayıp açıyorsunuz ve açıldığı zaman böyle bir şey karşılıyor size. Buradan Customize'a tıklıyorsunuz ve ben şunları eklemiyorum şu. Pardon, şunu Add Start menü ve buradan başka bir şey eklememezlik yapmıyorum. Tamam, bu şekilde install diyorum. Siz direkt geçebilirsiniz de, fark etmez. Evet, şu an kuruldu ve şunu tikini kaldırıp Run Cleaner'a basıyorsunuz ve buradan Start My Trail'a basıyorsunuz. Evet, şu an açıldı ve buradan analize basıyorsunuz. Analize bastığınız zaman bilgisayarınızda bakın 184 MB'lık bir gereksiz dosya bulduk. Clean All diyorsunuz ve bilgisayarınızı temizliyor. Şu an Custom Clean var. Buradan isterseniz şöyle yapıyorsunuz. Microsoft Edge kullanmıyorsanız şunların hepsini seçin bakın. Şunların hepsini, Microsoft Edge kullanmayanlar seçsin şöyle. Şunları seçtik. Evet, şurada Regent Documents var. Bunu seçiyorsunuz. Burada başka GNS Cache, Start Menu Shortcuts, Desktop Shortcuts. Bunları seçiyorsunuz ve bunu da seçin. Ve burada şunu seçin. Başka da bir şey seçmenize gerek yok. Ama hiçbir şey önemli değil. Benim dosyalarım silse bile, hani oyunlarınızı falan silmez eğer oyunlarınız falan varsa. O şekilde değil hani. Büyük bir dosyayı silebilir buradan. İşaretlerseniz yanlış bir dosyayı silebilir. O yüzden işaretlememizi önermiyor. Bu şekilde seçtikten sonra analize basıyorsunuz. Ve analize etti. Sonra Run Cleaner'a basıyorsunuz. Continue diyorsunuz. Ve bu şekilde burayı da siliyor. Sonra buradan Tools bölümüne geliyorsunuz. Burada eğer kullanmadığınız bir şey varsa silin. Mesela bak 3B görüntüleyici. Bunu ben kullanmıyorum. Siliyorum hemen. Uninstall'a basıp tamam dedim ve sildim. Game Bar var. Uninstall bastım, tamam, sildim. Geri bildirim merkezi. Uninstall'a basıp tamam bastım, sildim. Yani hiçbir işime yaramıyor. Ben bunları kullanmıyorum. Microsoft Pay. Uninstall dedim, tamam bastım, sildim. Yani işime yaramadığı için Microsoft Store'u silmeyin. Çünkü buradan bazı uygulamaları yükleyebiliyorsunuz. Burada başka, buraya telefonunuzu bağlıyorsanız bunu silmeyin. Türkçe yerel deneyim paketi, bunu da silmeyin. Uygulama yükleyicisi, bunu silmeyin. Evet, bunlar Xbox Game Bar. Hemen silelim çünkü Xbox Game Bar oyunlarınızı kastırıyor daha çok. O yüzden bunların hepsini siliyorum ben. Gözüm kapalı, bunların hepsini silebilirim. Yardım alanı falan silmeyin. Evet, şu an işime yaramayan dosyaların hepsini sildim ve bu şekilde bilgisayarımı daha temiz kullanmış oluyorum. Benim verdiğim kutusuna giriyorsunuz ve burada VDC Free. Bunu sağ tık aç yapıyorsunuz veya iki kere tıklayıp açabilirsiniz. Çalıştıra basıyorsunuz ve böyle bir şekilde bir şey geliyor. Burada anlaşmayı kabul ediyorum'a tıklıyorsunuz. İleri ileri kurun. Bu şekilde kuruyorsunuz ve buradan şunu, şu üsttekini tikini kaldırıyorsunuz. Yani işaretini kaldırıyorsunuz ve bu işareti kalacak şekilde bitti diyorsunuz. Ve hemen uygulama açılıyor. Uygulama açıldığı zaman burada gördüğünüz gibi böyle bir şey karşılıyor sizi. Şimdi burada bakın. Şu Windows sistemi açtığınız zaman şunları bakın. Şunlar işaretlen, şu değil, şunu işaretlemeyin. Şunlar işaretlenmemiş iki tane şey. Onları işaretledim. Bir tek bu işaretlenmeyecek şekilde kalsın. Burası bu şekilde. Burayı açıyorsunuz. Burası Google Chrome'un ön belleğini ben silmesini istemediğim için böyle bu şekilde şey yapıyorum. Kaldırıyorum tikini. Siz illa da hani boş alanım oluşsun diyorsanız bunu işaretleyebilirsiniz. Ama Google Chrome'daki şifreleriniz falan gidebilir bunu işaretlerseniz. O yüzden diyorum. Ve Microsoft Edge falan kullananlar da bunun tikini kaldırabilir. Her neyse, ben kullanmadığım için kaldırmıyorum. Buradan bunu açıyorsunuz. Steam'in gereksiz dosyalarını ve WinRAR'ı falan, işte bunların gereksiz dosyalarını siliyor. Ben bunu da işaretledim. Hepsini işaretliyorum. Ve buradan başka Windows, bunları da işaretledim. Bu şekilde. Buradan
Bunu Microsoft'u kullanmadığım için Microsoft'un uygulamalarını hepsini işaretli. Microsoft Edge kullanmıyorum ben. O yüzden işaretledim bunları da. Yerel depolama bunu da işaretledim. Başka bakın burada Chrome kayıtlı şifreler diyor. Bunları silmemesini istiyorsanız işaretlemeyin. Son indirme yerleri falan bunu da işaretleyebilirim. Başka bir şey işaretlemeyeceğim. Buradan bakmıştık. Buraya da bakmıştık. Şimdi Windows bileşenleri var. Buradan Defender falan hepsini işaretleyebilirim. Gerek yok. Hani gereksiz dosyalar varsa silsin. Çerezler var. Çerezlerden de mesela Microsoft'un uygulamalarını kullanmıyorum ben. O yüzden silsin. Google Chrome çerezlerini silmesin. O da bu flash'ını da silebilir. Bu şekilde ayarladıktan sonra buradan taramayı başlat diyorsunuz. Ve biraz bekliyorsunuz. Bu bilgisayar hızınıza göre tarıyor ve taradıktan sonra 126 MB'lik bir boş alan buldu. Ben bilgisayarımı temiz kullandığım için fazla bulmuyor. Buradan temizliği başlata tıklıyorsunuz ve şu an temizliği tamamladı. Gelişmiş temizleyici var. Buradan temizlemeniz pek fazla önermem ama isterseniz taramayı başlat diyelim. Bu uzun sürüyor o yüzden hani önermiyorum. Ama yine de temizliği başlatabilirsiniz siz. Ben videoda olduğum için bunu yapmayacağım direkt. Hani temizliği başlat deyip çok uzun sürdüğü için. Yoksa hani kötü bir şey silmiyor bu. Sistem zayıflatma buradan. Bunların hepsini siliyor, işaretliyorum. Bunlar gereksiz dosyalar. Hiçbir işime yaramıyor. Zayıflat diyorum. Ve buradan geri yükleme noktası da oluşturuyor bu arada. Şuraya arama yerine şuraya geri yükleme noktası oluşturdan. Şuradan sistem geri yüklemeye bastığınız zaman bir sorun olursa geri yüklersiniz bilgisayarınızı. Disk birleştirme falan bunu hiç ellemiyorsunuz ve bu şekilde bilgisayarınızı temizliyorsunuz. Geldik videomuzun sonuna. Eğer videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kanalımı da beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın ve hoşça kalın.